sol taraftan devam edeceğiz. Sağ tarafa geçmeyelim. Başınıza dikkat edin. Geliyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. Çok güzel. Kafaya dikkat edin arkadaşlar. Abi geçmiş de oraya. Burada da aynı yok. Baş startuplarından sızan suların karbonhidratı yoksa bir suların oluşturduğu dik. Çok fazla bilgimiz olmadığı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Karamanmaraş'ta bulunan müdürlüğündeki yetkililerden yardım istedik. Onlardan nasıl bir oluşumun olduğunu öğrenmek için onları da davet ederek burada tekrardan incelemelerde bulunduk. Biz Karamanmaraş'ın tanıtılması amacıyla bu keşfin yapılmasını, belki daha iyi bir gözlem oluşması açısından yardımlarını talep ettik. Kazı yaptığımız alan şu Süleymanlı Ilıcan'ın hemen arkasındaki şu bölgede bulunuyor. Sporcuların dağcılık faaliyetlerinde bulunan yerel grupların bulduğu 4 tane şuradaki Koyunoluk Dağı'nın içinde. Bu bölgedeki bizim yapmamız gereken ve yaptığımız pek çok araştırmanın sonuçlarını oluşturuyor. Evet. Bu drone'la havadan görüntüleme ve topografik çalışmaları yaparken kullandığımız bir sistem. Hem turizm faaliyeti açısından hem de ekonomi açısından verimli olacak. Bizim doğa güzellikleriyle, jeomorfolojik yapılarıyla bizi çok hayretlere düşüren, çok etkileyen bir coğrafya olarak karşımıza çıktı. Bazıları, bunlar mikrolitik dediğimiz 1-1,5 santim uzun tip mağaralar ve içinde arkeolojik olan ya da olmayan pek çok buluntuyu kapsıyor. Tabii o bölgedeki kazı alanımızın hemen yanında bulunan kazı evimizin görüntüsü. Ve bunların içinde de çok sayıda mağaralar var. Bu mağaraların oluşması milyonlarca yıl alabiliyor. Bir zaman dilimine ait süslenme objesi olarak kullanılan. Yani bölgenin mağaraları şu anda yani yaklaşık bir tarih vermek gerekirse 100-120 milyon yıllık bir geçmişe sahip. İçlerindeki sarkıt dikit oluşumları da damlayan suların İçinde bulunan minerallerin milyonlarca yıl boyunca birikerek yükselmesi ve karşılıklı bir şekilde buluşmaları sonucunda oluşuyor. Kaynaklarının tespit edilmesine yönelik bir çalışmanın gerçekleştirilmesi. İçi gözeneklerden oluşmuş dağlardır ve bu gözeneklerin her biri de mağaralardır. Bilindiği üzere Doğu Anadolu fay hattı büyük bir kısmı da Maraş Dağı'nı geçmekte. Ve bu fay hatlarının sonucunda da zaman zaman tektonik hareketlenmeler söz konusu, depremler meydana geliyor. Tabii dağların içindeki bu gözenekli yapı, bu depremler sırasında gözeneklerin birbiriyle, gözlerin birbiriyle olan bazen ilişkisi temin oluyor çökmeler sırasında. Birden büyük gözler meydana gelebiliyor. Sonra bu gözler yine tektonizmayla, dar koridorlarla birbirine bağlanmakta. Ve çok enteresan bir yapıya kavuşuyor. Çok uzun, geniş, zaman zaman daralan mağaralar meydana geliyor. Mağara turizmi açısından
Kahramanmaraş'ın potansiyeli çok yüksektir. Kazı yaptığımız alan şu Süleymanlı Ilıcan'ın hemen arkasındaki şu bölgede bulunuyor. Ama mağaracılık sporu, bu sportif aktivitelerin bu tür bir turizm faaliyetine yönelik yapılması bölgenin hem tanıtımında hem de ekonomik anlamdaki altyapısına hizmet verecektir diye düşünüyorum. Dağının içinde ve zaten burası Çukurhisar diye adlandırılan bir bölge. Bununla birlikte tabii arkeolojik anlamda da mağaraları var Maraş'ın. Türkiye'de şu anda bir elin, yani iki elin toplam sayısını geçmeyecek kadar mağara kazısı vardır. Bunlardan üç tanesi Kahramanmaraş'ta gerçekleştiriliyor.